Gerçekten de dün hem yayıncılık hayatımda hem de yayın öncesinde çok hem gergin hissettiğim, şoka uğradığım günlerden biriydi. Bu sık karşılaşılan bir durum değil. Bir DNA testi yapılıyor, ikizler için yapılıyor. Bu DNA testinin sonucunda biz programda da daha önce defalarca ikizler ve çocuklarla ilgili DNA testi yaptık. Testin sonucunda bu testi yapan genetik merkezin vermiş olduğu veri ve bilgi çocuklardan Veysel isimli kişinin çocuklardan birinin babası, diğerinin de babası olmadığı yönünde. Hani kısa söyle bir beyin yanması hep beraber yaşadık. Hani o tahmini olasılıkları hep beraber düşündük. Bundan sonrası artık Özge ve Veysel'i bağlayan bir süreç. Çocuklarla ilgili, çocukların hayatı ve onların aile yaşantısı ile ilgili. Şimdi DNA testi senin için şöyle önemliydi. DNA'nın yapıldığı ve gerçekten ortaya çıktığı gün ben bu boşanmayı gerçekleştireceğim, kararı kesinleştireceğim dedin. Bu sabah nasıl uyandın? Sabah 7'de uyandım. Yani adliye saatini bekledim. Boşanmak için. Kararı netleştirmek için. Evet. Bugün itibariyle Betül karşımızda hangi soy adıyla var? İnsel. 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 Yani bugüne kadar Veysel'in eşi Betül Yurulmaz'dı. Evet. Bu saatten sonra İnsel. İnsel. 3 yıllık bir ihanet öyküsü. 3 yıllık 3 kişilik bir ilişki. Telefon trafikleri, hakaretler, kıskançlıklar, krizler. Bir tarafta bir çocuk var, babayla imtihanı, babayı görmemesi. Hepsinden sıyrıldığını ve kurtulduğunu düşünüyor musun? Kurtuldum. İyi ki boşandım. O gün, bugün oraya giderken ya acaba boşanmasam dedin mi? Yok, öyle bir şey hiç söylemedim. Bir de biz orada tartıştık. Belki gördün. Aa, bilmiyorum niye tartıştınız? Ha, Özge ile mi? Evet. Oğluma eğer ki o şişe çarpsaydı onu linç ederdim orada. Benim Şimdi oğlum sol tarafımda hazırlıklı demek ki gelmişti. bu arada adliyeden görüntüler var. 2 görüntümüz var. Biri Veysel ile Betül'ün girdiği, iki Özge ile Betül'ün karşılaştığı ve o tartış aslında karşılaşmıyorlar. Arada demir parmaklıklar var. O demir parmaklıklar aşılarak yaşananlar var. Biraz sonra o görüntüleri ekrana getireceğim. Önce ilkini verelim. Sabah Veysel'le yan yana geldiğinizde nasıldınız? Ne dedi sana? Bir şey Hiçbir konuştunuz şey mu? konuşmadım zaten, yüzüne bile bakmadım. O seninle konuşmak istedi mi? Yok, sadece kafasını salladı imzayı attığım gibi. Hani şey yaptı. Ne bileyim peki o imzayı attıktan sonra Betül sana bugüne kadar haksızlık ettim. Seni üzdüm. Hakkını helal et demedi mi? Yok. Sen dedin mi ona? Ben de demedim. Verelim o görüntüyü. İlk görüntümüz gelsin ekrana. Şu anda Küçükçekmece Adliyesi'nin önündeyiz. Veysel, dünkü yayınımızı seyrettiniz mi? Seyrettim. Çocukların biri senden biri başkasından çıktı. Bunun için ne diyorsun? Hiçbir şey düşünemiyorum. Ne diyeceğim? Özge Hanım'la seni aldattığını düşünüyor musun şu anda? Bilmiyorum. Özge'nin iddiası bu çocuklar Veysel'in dedi. Bastıra bastıra Veysel'in dedi. Doğru mu? Evet. Ne diyeyim? Bilmiyorum. İşte geç olmadan her şey ortaya çıkıyor demek. Ne diyeyim? Şimdi boşandıktan sonra Özge'nin yanına mı gideceksin? Bilmiyorum nereye gideceğimi bilmiyorum. Belli değil nereye gideceğim. Gerçekten de belli değil. Özge'yi sordun mu ya? Özge bak böyle bir şey var. Bu nasıl olabilir? Evet, sordum, inkar ediyor. Öyle bir şey olamaz diyor. Veysel ve Betül çiftinin boşanma davaları vardı. Bu boşanma gerçekleşti. Bugün de imzaları var. Taraflar şu anda kararın kesinleştirilmesi için gerekli dilekçeleri vermek üzere imzalarını attılar. Birazdan mahkemeye kararın kesinleştirilmesi için son imzalar taraflar açısından atılacak. Adliyeye girmeden önceki röportaj mı? Evet. Girmeden önce şimdi 2 cümle var dikkatimi çekti. Bir Veysel'in her şey geç olmadan, gerçekler geç olmadan ortaya çıkar cümlesi.
Şimdi onun öğrendiği gerçek ne? DNA testinin sonucu. Yani bugüne kadar Özge'nin ona yalan söylediğini düşünerek, bak eninde sonunda biz gerçeklerle yüz yüze geldik demek bu. İkincisi, buradan nereye gideceksin dediğinde, hayır ben nereye gideceğimi bilmiyorum. Yani Özge'nin yanına mı gidecek? Yoksa kendi ailesinin yanına mı gidecek bilmiyorum. Bir verebilir miyiz orayı tekrar? Hazırlar mısınız? Bak iki cümle çok önemli. Yani dünden sonra DNA testinin sonucunda ilkinde çok mutlu oldu. Biyolojik baba benim diye. Özge'nin yanına gitmedi ablam. Kuzenleri onu götürdü. Zaten Özge dedi bitti. Evet. Bir de canlı yayın yapıyor. Bana hakaret ediyor. He? Kuzenleri adliyeye geldi. Evet adliyeye geldiler götürdüler. Dizi gibi senaryo. Kaçırdılar onu Özge'den. Ama Veysel de diyor nereye gideceğimi bilmiyorum. Şimdi insan nereye gideceğini bilmez mi? Sen 3 yıldır sana niye ihanet etti? Özge için. Senden niye boşandı? Özgesine kavuşabilmek için. Aşkına kavuşabilmek için. O gün onun bayramı olacakken. Gitmeseydi o zaman. Hayır. Ne yapması lazımdı? Buradan nereye gidiyorsun diye sorulduğunda ben buradan çıkıp Özge ile hemen nikah işlemlerini başlatmaya gidiyorum cevabını duymak isterdim ben. Nereye gideceğimi bilmiyorum. Şimdi bir de kurduğu cümle de bence çok önemli. Dün tüm Türkiye biz hayretler içerisinde kaldık. Çünkü çok sık rastlanılan bir olay değil. Gerçekler ortaya çıkıyor dedi. O bilimsel anlamda yani bir kadının yumurtlama dönemindeki iki farklı kişiyle o ihtimali kabul ettiğini söylüyor. Yani o, Özge Hanım kabul etmiyor ama Veysel'in anladığı şey ifadesinden ben onu anlıyorum. Gerçekler ortaya çıkıyor dediği zaman yani onlar artık hani biz dün bir takım ihtimaller üzerinde de durmuştuk. Yani bu çocuklar hastanede, sağlık kuruluşunda karıştırılma ihtimali olabilir. Bebeklerin soy bağı özen yükümlülüğün ihlalinden karışmış olabilir mi diye ama Veysel Bey'in verdiği cevaptan ben anladığım şey o bir tek o kısmı çok dikkatli dinledim. Bu ben gerçeği 100 öğrendim. Milyon, evet 100 milyonda bir olma ihtimalini düşündüğümüz o genetik doktorumuzun açıkladığı şeyi kabul ettiğini anlıyorum ben cevabından. Yani o 72 saatte bir kişinin farklı partnerlerle beraber olma olasılığında milyonda bir ihtimal de olsa ikiz gebeliklerde ayrı yumurta ikizi ise diğer ihtimalleri bertaraf etmişler. Evet, iki farklı kişiden ikizler dünyaya gelebilir. Birinin babası A, diğerinin babası B olabilir. Buradaki durum sanırım bu.